Merhaba arkadaşlar, bugün size ayçiçeği motifinin nasıl örüldüğünü göstermek istiyorum. Benim çok sevdiğim bir motif. Her şeye yakışıyor. Orta kalınlıkta koton iplerle örüyorum. Tığım 3 milim tığ. Fakat ben çanta ve cüzdanlarda kullanacağım için tığımı 3 milim tuttum. Daha salaş durmasını istiyor iseniz 3,5 milim, yani elinizin sıkılığına göre de tığınızı ayarlayın. Benim elim sıkı olduğu için 3 milim tığla ördüm. Ama battaniyede 3,5 milim tığla ördüm. Motifimizi örmeye sihirli halka ile başlıyoruz. 3 sefer doladım. Halkayı tutuyorum. 3 zincir çekiyorum. İkili trabzanlar öreceğiz. Tığımın üzerine bir kere aldım. Halkamın içine batıyorum. 2 sefer de çıkıyorum. Halkamızın içine toplam 16 adet ikili trabzan örelim. Zincirimle beraber 4 adet oldu. 12 adet örelim. Sonrasında görüşelim. Evet, 16 adet ördüm. Orta kısmı sıkılaştıralım. Bakın, ipimin ucundan tutuyorum. Kısalan tarafı tuttum. Sağ tarafa doğru çekiyorum. Orta kısım iyice sıkılaşıncaya kadar. Şimdi tekrar ipin ucundan tutuyorum. Tamamdır. İlk ikili trabzanın tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıyorum. İpimi biraz uzunca kesiyorum. İyice sıkıyoruz ilk ipimizi. Sıradaki rengime geçiyorum. Farklı bir noktadan başlıyorum. Kısa ipimi sabit duran ipimin etrafında döndürüyorum sağlamlaştırmak için. 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Aynı noktaya batıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıp 3 zincir çektiğim uzunluğa kadar ipimi esnetiyorum. Burada elinizi bol gevşek tutun. Tekrar tığımın üzerine aldım. Aynı noktaya batıyorum. Yine ipimi uzatıyorum. Bakın, şuradan tutuyorum. Tekrar içinden geçiriyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine aldım. Devam eden trabzanın tepesine batıyorum. Bakın, ipi yine bu seviyeye kadar çıkarttım. Bakın, 3 ilmek var. Tığımın üzerine alıyorum. Tekrar 3 kez yapıyoruz aynı işlemi. Başta 2 kez yapmamın nedeni 3 zincir olmasıydı. Aralarda bir zincir çekiyoruz. Devam ediyoruz yine. Tek seferde çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum. 16 adet olacak bu gruplar. 16 adet örelim. Sonrasında görüşelim. Evet, bir zinciri çektim ve tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıyorum. İpimi uzun kesip yürütüyorum. Sıradaki rengime geçiyorum. Bir zincir çektiğim boşluğa batıyorum. Yine ipimi etrafında döndürdüm. Bu sefer 4 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine 2 kere alıyorum. Aynı boşluğa batıyorum. Bakın, 4 ilmek var. İkisini beraber ördüm. 3 ilmek var. İkisini beraber. İkisi tığımda kalıyor. Tekrar 2 kere doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. Bakın, 5 ilmek var. Tığımın üzerine alıp ikisini beraber. Tekrar tığımın üzerine alıp ikisini beraber. 3 ilmek var. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. İkisini beraber. İkisini beraber. 4 ilmek kaldı.
Şimdi hepsini beraber örüyoruz ve iki zincir çekiyorum. Tığımın üzerine iki kere doluyorum. Devam ediyoruz. Aynı işlemi yapıyorum. Bakın. 2 2 alıyorum. 3 ilmek var. Dört ilmek ve beş ilmek. Hepsini beraber örüyoruz. Dört adet yapıyoruz içine. İki zincir çektim. Aynı işlemi devam edelim yapmaya. İki zincir çekelim. Dört adet yaptık. Şimdi üç zincir çekiyorum. Üç tane iki zincir çektim. Şimdi üç zincir. Üç zincir çekmemin nedeni bir üst sırada burada köşe oluşturacağım. Bakın 1 2 3 zincir. Buralar 3 adet olan yerler 2 zincir. Pardon. Köşeler 3 zincir. Devam edelim örmeye. Toplam 16 adet olacak bu gruplar. Zincir sayılarına devam edin. Aralardakilere dikkat edelim. Sırayı tamamlayalım. Evet, 3 zinciri çektim. Tepeye batıyorum. Ve ipimizi kesiyoruz. İpimi yine yürütüyorum. Sıradaki rengim beyaz. 3 zincir çektiğim noktadan başlıyorum. Yine etrafında döndürdüm ve ilk zinciri sıkı çekiyorum. Tekrar yapalım. 2 3 4 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine 2 kere doluyorum. Üçlü trabzan örüyorum. Tığımın üzerine 2 kere doladım. Üçlü trabzan. Köşelerde 2 zincir. Tekrar aynı yere 3 adet ikili trabzan. Bu ipi artık kesebiliriz. Şimdi boşluklara batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Aralarda zincir yok. 3 adet ikili trabzan. Devam eden boşluğa da 3 adet ikili trabzan. 3 grup oldu. Bakın. Şimdi tekrar üçlü trabzan yapıyorum. Köşe oluşturuyorum. 3 zincir çektiğim yere gelmiştim. Köşede 2 zincir. Aralarda zincir yok. Aynı işlemi yapıyoruz. Böyle örüyoruz. Sırayı tamamlayalım. Buraya kadar gelelim. Buralarda üçlü trabzan yapmamın nedeni yuvarlak olan motifimi kareye dönüştürmek. Böyle daha düz duruyor. Sırayı tamamlayalım, sonrasında görüşelim. Evet, sırayı tamamladım. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıyorum. Bu beyaz sırayı ben iki sıra ördüm. İki sırada daha güzel durdu.
Devam eden ikinci sıraya geçerken ipimi kesmemek için şöyle bir işlem yapıyorum. Bakın. Bu ortaya geleceğim çünkü. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum. Boşluğa tekrar batıp tek seferde. Ve yine 4 zincir çekip içine üçlü trabzanlar örüyoruz. Bir alt sırada yaptığım işlemi burada da yapıyorum. Üçlü trabzan örüyoruz. Boşluklara ikili trabzan. Yine ikili trabzan. Devam ediyoruz böyle. Ayçiçeği motifimiz böyle. Bakın önü ve arkası böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle ve sağlıkla kalın.